çıtır tavuk yapmak için malzemelerimiz: yarım kilo brokoli, yarım kilo mantar, yarım kilo brüksel anası, yarım kilo tavuk göğsü, bir bardak süt, 4 çorba kaşığı tereyağı, tuz unu var tabi, dilersek istediğiniz baharatlar ve galeta ununa ihtiyacımız var. Önceden yıkamıştım ben sebzelerimi. Hemen mantarlarımı, çok ıslatmama da gerek yok. Çünkü fırına girince bayağı bir işe gelsinler istiyorum. Önce mantarlarımı, brokoli ve brüksel lahanamı doğrayarak borcama alıyorum. Çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Mutlaka tavsiye ederim. Tuzumu ilave ediyorum. Bir karıştırıyorum. Tereyağımı ilave ediyorum. Ve fırına veriyorum. Şimdi çıtır tavukları da yapmaya başlıyorum. Tavukların üzerine tuzumu, biraz karabiber, biraz pul biber ilave edip karıştırıyorum. Süt tabağımı alıyorum. Hatta direkt tavuğun üstüne de döksem olur. Çok pratik bir yemektir. Ve gerçekten çok lezzetlidir. Galeta ununu bulayıp tepsime diziyorum. Şimdi fırına vereceğim. Tereyağımı ilave ediyorum. Ve fırına veriyorum. Sebzeli çıtır tavuğumuz pişti. Şimdi servisini yapıyorum. Bunun için yine tahta tabağımı kullanacağım. Ortasına çıtır tavuklarımı alıyorum. Kızartma kadar çıtır oluyorlar. Üstelik çok hafif. Sebzeli çıtır tavuğumuz hazır. Afiyet olsun.